Evet, tabii bu sosyolojik yönden de rahatsız edebiliyor kişileri. Evet, dediğim gibi Sosyal normal hayatı sosyal etkiliyor. hayatı çok etkiliyor. Günlük aktivitelerini yapamıyorlar. İşte spor yapıyorsa sporda otlarken veya işte tenis oynarken, top oynarken ya da namaz kılarsa sürekli çamaşır değiştirmek zorunda kalıyor ve bu onun hayatını çok olumsuz etkiliyor. Namaz kılamıyorum diyen işte ya da spor Abdestimi yaparken tutamıyorum evet diyenler. spor yaparken her spora gittiğimde mutlaka petle gitmek zorunda kalıyorum diyen hastalarım oluyor. Bu da insanları bazı şeyleri yapmaktan alıkoyabiliyor. Diyorum ya evden çıkma isteğini bile bazen alışverişe gitmek istemiyor hasta. Yani ben diyor şimdi alışverişe gidersem oralarda rezil olacağım. Çok zor olacak. Tuvalet bulamayacağım. Biraz bizim hastalarımız da insanlarımız da çok titizler. Çamaşırında öyle bir ıslaklıkla asla gezmek istemiyor. Mutlaka hemen değiştirmek istiyor. O yüzden de hayatını çok negatif yönde, olumsuz yönde etkileyebiliyor gerçekten. Peki, az önce dediniz ya sezaryen doğumlarda etkili oluyor diye. Sebepleri nelerdi? Neden insanlar idrar kaçırırlar? Genelde normal doğuma aslında gebelik esnasında pelvik tabana çok büyük bir baskı oluyor. Bebek büyüdükçe, gebelik haftası ilerledikçe o pelvik tabandaki fasya dediğimiz o yukarıda tutan pelvik organları, karın içi organları yukarıda tutan destek tabakası da yırtılmalar ve zayıflamalar ortaya çıkıyor. Normal doğum olursa bu yırtılma ve zayıflama çok daha fazla büyük bir basınçla, büyük bir güçle, kuvvetle daha fazla yırtılmalara neden olabiliyor ve o anda olmasa bile birkaç yıl sonra yaş ilerledikçe yaşla beraber kolajen üretimimizle maalesef sadece yüzümüzde ya da başka yerlerimizde değil pelvik tabanımızda da çok azalıyor. O kolajen de bu fasya dediğimiz pelvik organları yukarıda tutan mesaneyi, rahimi yukarıda tutan o büyük membran da zayıfladığı için sarkmaya başlıyor, zayıflamaya başlıyor ve işte öksürken, hapşırken idrar kaçırma ya da rahim gibi idrar torbası gibi kalın bağırsak gibi organların ıkınırken dışarıya çıkmasına da neden olabiliyor. Peki doğum yapmayan kişilerde de idrar kaçırma görülebiliyor mu? Olabiliyor tabii. Özellikle yaşla beraber ve işte bazı hastalıklarda kolajen üretiminin beslenme bozukluklarında az olduğu durumlarda da bu tür idrar kaçırma sorunları Sorunlarla olabiliyor. Ama dediğim karşılaşılabiliyor. gibi hiç doğum yapmamışlardı. Biraz daha Biraz daha oran şanslı evet buldular oran diyelim. evet çok daha az. Evet. Peki hocam, tedavisi var mı? İdrar kaçırmanın tedavisi var mı? Tedavi evet. yöntemleri nelerdir? Şimdi idrar kaçırmanın türüne göre değişiyor tabii ki. Bazı idrar kaçırmalarda sadece ilaçla tedavi edebiliyoruz. Bazı ilaçlar var oradaki reseptörlere yönelik. Bu ilaçlarla tabii çok uzun süreler kullanması gerekiyor hastaların bu ilaçları. Hatta sürekli kullanmaları gerekiyor. Sonra pelvik taban egzersizleri var. Kegel egzersizi dediğimiz. Bu kasları nasıl bir bodyci, vücut çalıştırıcı ya da spor yapan kişi vücudunu çalıştırdığı zaman işte kasları gelişirse ama sporu bıraktığında bu kaslar da maalesef çok daha böyle hızlı bir şekilde atrofi ya da küçülme olursa pelvik tabanımız da öyle. Çalıştırdığımız müddetçe oradaki kaslar güçlü oluyor ama çalıştırmayı bırakınca maalesef onların gücü azalıyor. Kegel egzersizinde pelvik taban kaslarını kasıyoruz bir süre 3-4 saniye kasılı tutuyoruz, gevşetiyoruz. Bunu günde 3-4 kere 50'şer 100'er kere olmak üzere sürekli hayatımızın bir değişmez bir parçası olmasını istiyoruz özellikle bunun. Alışkanlık haline getirin diyoruz aslında. İşte televizyon seyrederken, kitap okurken, yemek yaparken, bulaşık yıkarken sürekli aklınıza geldikçe iş yaparken, örgü örerken bu egzersizleri yaparsanız idrar tutmanız çok kolaylaşıyor. Çok rahatlıyorsunuz ve hani %70-80 en az 60 oranında bu idrar kaçırma sorununa yardımcı oluyor pelvik taban egzersizleri.